Yapay zeka devrimine hazır mısınız? Bu videomuzda tüm sorularınızı internette yer alan, tüm verileri hızlı bir şekilde harmanlayıp karşınıza çıkaran yapay zeka botundan yani ChatGPT botundan bahsedeceğim. Şu ana kadar Siri, Amazon Alexa ve Google Asistan olarak bu tarz yapay zekalara şahit olduk. Ama bu diğerlerinden çok farklı, çok daha akıllı, ılımlı ve bir yazar gibi hayal gücünü de kullanan ve yorum yapan yapay zeka ile karşı karşıyayız. Selamlar, ben proje ekibinden Alican Kripto kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Lafı çok uzatmadan konumuza geçelim. Şahsen ben de çok heyecanlıyım bu teknolojiyi kullanmak için. Hadi hızlıca konumuza geçelim. Siz de bu arada abone ol butonuna basabilirsiniz. Şimdi ChatGPT sitesine geldim. Burada bu platformun aşağıda gördüğünüz gibi chat bölümü var. Bu chat bölümüne istediğiniz herhangi bir soru soruyorsunuz ve karşınıza internette tüm verileri saniyeler içinde tarayıp bunun sonucunda siyahla beyaz olmadan size gri tonda bir sonuç çıkarıyor. Ne demek bu gri ton? Burada kastettiğim şey normal alıştığımız matematiğin aksine bu yapay zekada kullanılan şey bulanık matematik. Biraz daha açmak istiyorum. Matematik bize suyun sıcak olduğunu, soğuk olduğunu ve ılık olduğunu söyleyebilir. Ama bu suyun biraz sıcak olduğunu, biraz soğuk olduğunu ve biraz ılık olduğunu söyleyemez. Yani yorum yapamaz. İşte burada gri ton dediğim şey tamamen bu. Sorulara profesyonel şekilde gri tonda cevap vermesi şu ana kadar eşi benzeri görülmemiş bir teknoloji. O yüzden rahatlıkla bir devrim olarak tanımlayabiliriz. Şimdi gelin basit bir soru olarak ilk sorumuzu soralım. ChatGPT'nin ne olduğunu bir de kendisinden dinleyelim. Evet, sorumu sordum. Şimdi saniyeler içinde cevap vermesini bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir cevap verdi. Kısa bir cevap verdi. Zaten bunu istemiştim. Zaten basit bir soruydu. Şimdi bu soruyu devam ettirelim arkadaşlar. Diyelim ki biraz daha ayrıntı verir misin diyelim. Evet, gönderdim. Evet, daha ayrıntılı bir şekilde kendini tanıttı arkadaşlar. Eğer yazıları okumakta zorluk çekiyorsanız hızdan dolayı siz de videoyu durdurarak bu yanıtları tek tek inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, devamını istedim ve devamını bana verdi. Şimdi soruları biraz daha zorlaştıracağız ve bizi asıl ilgilendiren noktaya gelelim. Biz bu yapay zekadan nasıl faydalanabiliriz? Alanımızla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sorum şu olsun. Kripto para araştırırken nelere dikkat etmeliyim? Sorumu yazdım, şimdi gönderiyorum. Evet, bu soru hani çok zor olmamasına rağmen ama çok tatmin edici bir cevap verdi bu soruya karşı olarak. Bence de kesinlikle katılıyorum. Gördüğünüz gibi karşınıza tüm detaylarıyla kapsamlı sonuç çıkardı ve gerekli uyarıları yaptı. Bunu herhangi bir arama motoruna yazdığınızda karşınıza reklamlar ve çoğunlukla boş bilgiler çıkacaktır. İşte tam burada internetteki bilgileri harmanlayıp saniyeler içerisinde sunmasına şahit olduk. Tabi biz de bu adımları uygulamalıyız ama bu tavsiyeler için Kripto Kurdu kanalını da takip edebilirsiniz. Peki bir soru daha soralım arkadaşlar. Bu kez biraz daha zorlaştıralım. Sorum şu olsun, bana gelecekte Bitcoin'in uluslararası kullanıldığı ütopik bir hikaye anlatır mısın yazmak istiyorum. Sorumu yazdım ve gönderiyorum. Bakın, gördüğünüz gibi burada bir hikaye oluşturdu. Tamamen bunu kendisi yazdı. Yani bu hikayeyi Google'a arattığınızda bu hikayeye benzeyen, yani birebir benzeyen bir sonuç bulamayacaksınız. Çünkü bunu yapay zeka tamamen kendisi yazdı. Bakın, burada Çinli bir iş adamı diyor. Fransız restoranında diyor arkadaşlar. Amerikalı ülkede gezinti yapmış diyor. Yani burada arkadaşlar inanılmaz şeyler kullanılıyor. Burada Afrikalı diyor, Avustralya'da üretici diyor. Yani üretiyor arkadaşlar burada. Yapay zeka burada yazarlığını konuşturuyor. Ben bu hikayeyi sevdim. Biraz devam ettirelim isterseniz. Şöyle bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Hikayeyi devam ettirebilir misin? Hoşuma gitti diye bir soru soracağım. Evet, sorumu yazdım ve gönderdim. Bakın, burada hikaye devam ettiriyor. İnanılmaz bir şey. Ve mükemmel bir sonuç, mükemmel bir cevap arkadaşlar. Siz de videoyu durdurarak bu hikayeyi okuyabilirsiniz. Ben hızlıca geçmek istiyorum. Burada hikaye yazma özelliğini görüyorsunuz. Gayet etkileyici. Ama bu hikaye üzerine size spoiler vermek istiyorum.
Bu anlattığı olay gelecekte olması muhtemel olan şey. Kesinlikle ütopik bir hikaye değil. Evet, bu spot reklamı da verdiğimize göre gelin zor sorular sormaya başlayalım. Şimdiki sorum şey olacak. Blockchain'de ERC-721 akıllı kontratı oluşturabilir misin? Kodları merak ediyorum diye bir soru soracağım. Bu ERC-721 arkadaşlar NFT'yi oluşturmak için kullanılan akıllı kontrat. Bunu sormak istiyorum. Sorumu yazdım ve enterliyorum. Şöyle aşağı indiriyorum. Evet, tahmin ettiğiniz gibi bu soruyu cevaplayamadı. Şimdi bu soruyu biraz değiştirelim. Bu kez beklediğimiz cevabı alabilecek miyiz? Bunu birlikte görelim. Yine aynı soruyu bu kez şu şekilde soruyorum arkadaşlar. Hemen şuraya yazıyorum. ERC-721'in akıllı sözleşme kod satırı nedir? Bana öğretmeni istiyorum ve bu konuda hevesliyim diye bir yazı yazdım ve gönderdim arkadaşlar. Bu kadarını beklemiyordunuz değil mi? Evet, gördüğünüz gibi karşınızda bir bot değil de saniyeler içinde yanınızda olan bir öğretmen var ve tamamen ücretsiz. Kod kısmında şunu fark etmişsinizdir. ChatGPT her kod satırı üzerinde bu kodların amacını ve görevini açıklıyor. Aynı zamanda kod sorusunda sorduğumuz sorunun da aldığımız cevaba ne kadar etki ettiğini görmüş olduk. Yani aslında doğru şekilde sorduğumuzda cevaplayamayacağı bir soru yok gibi görünüyor. Peki sen bu devrime hazır mısın?